Irak Kürdistan'ın başkenti Erbil'deyiz. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın dünya teşrifleri nedeniyle yarın burada kitlesel bir etkinlik düzenlenecek. Etkinlik öncesi Erbil'in bütün sokakları, caddeleri, dükkanları tevhid bayraklarıyla süslendi. Halk burada yarın için hazırlıklar yapıyor. والله تاريخي طبعا لسردميس Bu merasim Sultan Muzaffer döneminde başlamış. Sultan Muzaffer Erbil'in kendi döneminde Erbil'in büyük yöneticilerinden bir yöneticiydi. Allah ondan razı olsun. O öyle bir kişiydi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gününe çok önem verirdi. Ve o günden bugüne her sene bugün Erbil'in bütün esnafı buna hürmet saygı için kendi dükkanını gördüğünüz gibi bu afişlerle, pankartlarla süslüyor. Buna büyük önem veriyor. Ben isterim ki sadece Kürdistan bölgesi değil, Irak, baştan başa bütün Irak, Irak'ın parlamentosu, Kürdistan'ın parlamentosu da bugüne daha fazla önem versin. Bugünü resmi tatil ilan etsin ve bugünün değerini, kıymetini halka anlatması için ayrıca çalışmalar yapsın. Sultan Muzaffer döneminden bugüne kadar yapılan bu merasim aslında Kürdistan'da ve Irak, bütün Irak'ta aynen Ramazan bayramı, Kurban bayramı gibi görülmekte ve bu sebeple yarın göreceğiniz gibi, yarın geleceksiniz, göreceksiniz ki bütün halk bu meydanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum günü için toplanacak. Bütün Kürt halkı kendi evinde bu günü özel olarak kutlamakta. Ve ben isterim ki bütün taraflar, her türlü taraflar bir masa etrafında toplansınlar ve bugünün önemini anlatsınlar. Şöyle ki bilsinler ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi büyük bir insan, bir peygamber dünyada kalmadı. O bile vefat etti. Artık ölümü kendi gündemine alsınlar ve ölümden ibret alsınlar. Bu sadece tabii Kürdistan için söylemiyorum. Bütün Irak, bütün insanlık bunu böyle bilsin, bunu böyle bilmelidir. İl boyunca Hazreti Resulullah hatırı için mevlid açacak. Bu ayetleri yazmış. Şeker tavziyeler, cezer, bütün Erbil'i çok Hazreti Peygamber yadlasın. Yok ha mevlid ayında. İl boyunca. İl 13 ay ha. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أريق عربي دن جزار ألما برتقال ستار ميوة ستار ميوة دن ده سورة يعني وز داورشت تشلر ده حبيب الله حبيبي يا رسول الله
لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله الله حبيبي يا حبيب الله خير خلق الله همو صالك أو بازارة بناوي قيسري أولي هر سنة أربيل هالك رسول الله عليه الصلاة والسلام doğum yıl dönümü münasebetiyle kendi dükkanlarını bu şekilde süslüyorlar ve tatlı dağıtıyorlar, yemek veriyorlar. İşte bu kapalı çarşı esnafı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gösterdikleri saygıdan ötürü tatlı dağıtmalar, pankart asmalar, bu tür çalışmalardan dolayı bütün insanlar bu çarşının esnafının bu yönünden dolayı bugün özellikle gelip çarşıyı geziyor ve ziyaret ediyor. Korona sebebiyle bu sene biraz sönük gibi geçiyor. Aslında korona olmasaydı ışıklandırma yapılıyordu, süslemeler yapılıyordu, bazı yerler seriliyordu. هذه الذكرى ذكرى ولادة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم تحتفل الأمة الإسلامية في كل رسول bütün İslam alemi içinde Müslümanların gönlünde yer etmiş olan aziz ve sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yıl dönümü münasebetiyle işte burada gördüğünüz gibi etkinlikler düzenleniyor. Bu en büyük etkinliktir. Yani bütün Irak ve Kürdistan bölgesinde en büyük etkinliktir. İkinci büyük etkinlik İmam-ı Azam Ebu Hanife için yapılan bir etkinliktir. Bir de Abdülkadir Geylani için yapılan etkinlik var. Bu günde, yılın bu gününde hem Kürdistan'da hem de Irak'ta evler, dükkanlar, esnaflar insanlara tatlı dağıtıyorlar, mevlid okutuyorlar, şenlik yapıyorlar ve bu büyük bir gündür bizim için. Bu tabi göreceğiniz gibi bugün o merasim bugün başladı ve yarın devam edecek. Bu etkinliğin yani yıl dönümü olarak yaşadığımız bu etkinliğin Müslümanlar arasında canlanmasını temenni ediyoruz. İsteriz ki daha da canlansın ve güzel bir şekilde yerine getirilsin. Ancak aşırılıktan uzak bir şekilde aşırılığa kaçmasın. Yani hakkı neyse o verilsin. Yani ifrat ve tefrite kaçmaması lazım. Bu yıl dönümünün Müslümanlar arasında kardeşlik, hoşgörü ve barışın sağlanmasına hizmet etmesi çerçevesinde bu etkinliklerin yapılmasını temenni ediyoruz. Bu sebeple bu etkinlikler İslam alemi için çok çok önemlidir. Bu yıl dönümü bizim yanımızda önemlidir, değerlidir. Biz bu yıl dönümü münasebetiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece bizler için değil, bütün dinler için rahmet olduğunu söylüyoruz. Mesihiler için de söylüyoruz, başka din mensupları için de aynı şeyi söylüyoruz ve göstermemiz lazım. Onlar da anlasınlar ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sadece rahmettir, hoşgörü insanıdır, bizim için bir rehberdir, hayat kaynağıdır. Bunun değerini bilmemiz lazım. Şairlerin kendi şiirlerinde söylediği gibi o vasıflarda biz de onu kendi içimizde diriltmeliyiz.